Merhaba dostlar, Kanada'daki Çınır'dan herkese selamlar, sevgiler. Yepyeni bir video ile karşınızdayım. Uzun zamandan beri sizden gelen çok fazla sayıda soru vardı. Bunlar birikmişti. Aslında bunlara zaman zaman cevap vermeye çalışıyorum. Hem YouTube kanalımız üzerinden hem de e-mail ile size çeşitli cevaplar veriyorum ama genel bilgi açısından hepinizin bilmesi gereken bazı sorular ve onların cevapları vardı. Onları bu videoda size hem anlatmak hem cevaplamak hem de aynı zamanda günlük yürüyüşümü yapmak istiyorum. Bu sayede de biraz çevreyi size gezdirmek istiyorum. Sizinle hem sohbet edeceğiz, hem merak edilenlere cevap olacağım, hem de biraz etrafı gezeceğiz. Hepinize şimdiden keyifli seyirler diliyorum. Evet dostlar, hem dolaşalım hem de konuşalım istedim. Aslında konuşacak çok fazla konu var ama mümkün olduğunca hızlı şekilde toparlamaya çalışacağım. Geçtiğimiz günlerde Türkiye'de bir haber sitesi, internet sitesi Kanada'nın göçmen alınacağını, hatta 400-450 bin göçmen alacağını anlatan bir haber yayınladı. Ve bu haberin ardından çok sayıda mesaj ve e-mail aldık. Ama aslında bu haber çok güncel bir haber değildi. Bu Kanada'nın 2021 yılı başında açıkladığı bir gelişmeydi, bir haberdi. Ama nedense Türkiye'deki internet sitesi bunu yeni bir habermiş gibi yayınlayınca ve sosyal medyasında paylaşınca çok sayıda insan acaba Kanada'ya biz de gidebilir miyiz diye düşünmeye başladı ve özellikle YouTube kanalları üzerinden insanlara ulaşmaya başladı. Bize de bu dönemde çok fazla soru geldi. Ben de kendimce bunlara cevap vermeye çalışıyorum ama tabii ki yapılması gereken en doğru şey bir göçmenlik danışmanıyla konuşmak ve sahip olmuş olduğunuz özelliklere göre bir yol haritası çizmek. Bu anlamda herkesin durumu farklı, herkesin eğitimi, iş tecrübesi, İngilizce ve Fransızca dil seviyesi çok farklı olduğu için bu duruma göre bir yol haritası çizmek gerekiyor. Bunu da en iyi göçmenlik danışmanları yapabiliyor. O yüzden ben herkese lisanslı bir göçmenlik danışmanıyla çalışmalarını tavsiye ediyorum. Ben aslında bu sorulara genel olarak cevap vermek için Burcu Akyol'la, Kanada lisanslı göçmenlik danışmanı Burcu Akyol'la bir video çekmiştim. Bu videoya kanalımızdan ulaşabilirsiniz. Orada kendisi gerçekten bu konuya dair çok detaylı bilgiler vermişti. Size tavsiyem bu videoyu tekrar baştan sona bir dikkatli şekilde izlemeniz. Çünkü orada birçok duruma göre, birçok senaryoya göre Burcu Hanım bize cevaplar vermişti. Size de en azından en başta ne yapmanız gerektiği konusunda bir fikir verecektir diye düşünüyorum. En çok soru aldığımız konulardan bir tanesi de Kanada'da tur şoförlüğü mevzusu. Arkadaşlar bu konuya dair Levent Bostan'la İki tane çok uzun video çektik ve Levent bu konunun A'dan Z'ye bütün sorularını o videolarda cevaplamıştı. Ama buna rağmen yine çok fazla sayıda soru almaya devam ediyoruz. Bu soruların birçoğu çekmiş olduğumuz videonun altına geliyor. Sağ olsun Levent de üşenmeden bu sorulara tek tek cevap veriyor. Merak ettiğiniz konuyu eğer bulamadıysanız videonun içeriği içinde sizden ricam aşağıdaki soru ve cevapları okumanız. Çünkü Levent orada birçok konuya tekrardan açıklık getirdi. Yine bir takipçimizden gelen bir soru. Her zaman Kanada'da ve Kuzey Amerika'daki otomobil fiyatları merak edilen, çok konuşulan bir konudur. Burada biz de bu konuya dair çeşitli videolar çektik ve bir izleyicimiz de demiş ki siz sürekli arabaların fiyatlarından bahsediyorsunuz ama hiç kimse sigorta ve vergilerinden bahsetmiyor. Ben bu konuya açıklık getirmek istedim. Evet, sigorta konusuyla başlayalım öncelikli olarak. Sigorta konusu arkadaşlar özellikle yeni gelen için biraz sıkıntılı. Çünkü Kanada'ya yeni gelen birisinin Kanada'da bir sigorta geçmişi yok. Ve o yüzden yeni doğmuş bir bebek gibi her şeyini sıfırdan başlıyor. Ve özellikle bir de büyük şehirde yaşıyorsanız gerçekten, yani örnek verecek olursam, Kanada'ya yeni gelmiş birisi Toronto'ya yerleşti bir araba aldı. Gerçekten sigorta tarafı, yani bizim Türkiye'de kasko ve trafik sigortası olarak iki tane var ama burada tek bir sigorta var. İkisi bir arada. Sigorta yeni gelen birisi için gerçekten çok yüksek çıkabiliyor. Yani bir araba için aylık 400, 500, 600 dolar ödeyenleri duydum. Ama bu aslında çok değişkenlik gösteren bir konu. Bulunduğunuz şehre göre ve burada kaldığınız süreye göre çok değişkenlik gösteren bir konu. Size bir somut örnek vereceğim yine. Yakın bir arkadaşım var, kendisi Kanadalı. Çok uzun yıllardır Kanada'da yaşıyor. Belki 40 yıldır Kanada'da yaşıyor. Ve şu an tam 5 tane arabası var. Sahip olduğu, kendi üzerinde kayıtlı 5 tane arabası var. Ve toplamda 5 araba için ödediği sigorta aylık 250 dolar. Yani araba başı 50 dolar gibi düşünebilirsiniz. Ben de şu an kendi arabam için 150 dolar ödüyorum. Ama tabii Toronto'da yaşarsanız ve yeni geldiyseniz bu ilk başta 300-400, hatta arabanın marka modeline göre 500-600 dolarlara kadar çıkabiliyor. Sigorta konusuyla alakalı bir önemli konu da şu. Kanada'da yemiş olduğunuz trafik cezaları sürekli background check adı verilen bir sistem sayesinde kontrol ediliyor ve bu sigorta şirketleri tarafından sigortalı kişiye yansıtılıyor. Yani eğer bir trafik cezası yedirseniz ve özellikle bu işte kırmızı ışık, stop tabelasında durmama ya da işte aşırı hız gibi cezalarsa bu sigorta tarafından sizin riskli sürücü kategorisinde geçtiğiniz anlamına geliyor ve bir anda sizin sigorta priminiz yükselebiliyor. O yüzden sigorta primini aşağıda tutmanın bir önemli yolu da trafik kurallarına uyan bir sürücü olmak. Yani hiç ceza yememiş olmak. Bu konuda çok belirleyici bir şey olduğunu size altını çizeyim. Vergi konusuna gelmek istiyorum. Vergi de
Yıllık 120 dolar arkadaşlar. Marka, model, yaş gözetmeksizin her araç için yıllık 120 dolar vergi ödüyorsunuz. Bu da aslında bir Kanadalı için gerçekten çok ciddi bir rakam değil. Ama dediğim gibi ortalamalarda bir Kanadalı aylık 100-150 dolar civarında bir sigorta primi ödüyor diyebiliriz. Kanada'da eğitim almaya dair de çok sayıda gerçekten soru geliyor. Hem videolarımızın altına yorum da geliyor, hem ayrıca bana ve kanalımıza e-mail üzerinden ulaşanlar da oluyor. Eğitim konusuna dair de çok geniş kapsamlı video çekmiştik Çiğdem Koçak'la. Yine bu videonun altında çok sayıda yorum var ve soru var. Bunları da okumanızı tavsiye ediyorum. Eğitim konusuna dair çekmiş olduğumuz videonun altında zaman zaman Çiğdem Hanım'ın kendisine doğrudan sorular geliyor. Arkadaşlar, Çiğdem Hanım yoğunluğundan dolayı bizim kanalımızdaki videoyu çok fazla takip edemiyor diye düşünüyorum. O yüzden ben şimdi size ekranın alt tarafına şu an yazıyorum kendisinin kontak ve iletişim bilgilerini. Lütfen kendisine doğrudan merak etmiş olduğunuz soruları sorun. Çünkü bizim videomuzu sürekli kontrol edip acaba yorum geldi mi diye bakacak durumda değil kendisi, çok yoğun. O yüzden doğrudan kendisine ulaşmanızda büyük fayda var. Yine aynı şekilde Burcu Akyol'a çekmiş olduğumuz göçmenlik videosunun altında da yine doğrudan Burcu Hanım'a yöneltilen sorular var. Burcu Hanım da evet gerçekten kendisi çok yoğun. Bu sebeple soruları, yani bu videoyu çok takip edemiyor ve yanıt yazamıyor. Yine ekranın altına ekliyorum ben kendisinin iletişim bilgilerini. Doğrudan kendisine ya da ekibindeki arkadaşlara ulaşabilirseniz Kanada göçmenliğine dair bilgileri çok net, çok doğru bir şekilde öğrenebilirsiniz. Kanada'da ehliyet ve araba sahibi olma konusu da en çok sorulan konulardan bir tanesi. Yine bu konuya dair bir video çekmiştik. Hatta kanalımızın ilk videolarından bir tanesiydi. Arkadaşlar, Kanada'ya gelen herkes gelmiş olduğu ülkenin ehliyetiyle 3 ay boyunca, yani 90 gün süreyle misafir statüsünde, turist statüsünde araç kullanabilir. Ama 90 günden fazla süreyle Kanada'da bulunacaksanız Kanada ehliyetini almanız gerekiyor. Gelmiş olduğunuz ülkenin ehliyetini ibraz ettiğinizde eğer geçmişe dair bir tecrübeniz varsa bu dikkate alınarak size bazı kolaylıklar sağlanıyor. Yine bu konuya dair bütün detayları çekmiş olduğumuz videoda bulabilirsiniz. Bir takipçimizden üniversite denkliğine dair bir soru gelmiş. Arkadaşlar, Kanada'da WES, WES diye bir kurum var. Üniversite denkliği veren kurum. Bu kurumda yetişmek için üniversite denkliğinizi alabilirsiniz. Ama şartlar konusunda çok emin değilim. Google'a Kanada WES yazdıktan sonra WES'in sitesine ulaşabilirsiniz ve orada daha geniş bilgiye, daha doğru bilgiye ulaşabilirsiniz diye size belirtmek istiyorum. Yine linki aşağıya koyuyorum. Bir başka soru da özellikle dil okuluna gelmek isteyenler tarafından yöneltiliyor. Çok sayıda kişi Kanada'ya dil okuluna gelmek istiyor İngilizce öğrenmek için. Ancak dil okuluna gelenlerin en çok merak ettiği konu, acaba çalışabiliyor muyuz? Part time de olsa çalışabiliyor muyuz? Evet, kanunen Kanada devleti Kanada'da dil okulunda okuyan öğrencilere çalışma izni vermiyor. Ama genelde Kanada'ya gelenler dil okulunda okuduktan sonra 2 yıllık kolejlere gitmeyi tercih ediyorlar. Ancak koleje giderseniz size çalışma izni veriliyor. O da haftada 20 saat, yani part time olarak. Ancak tekrar söyleyeyim, dil okulunda okuyan öğrencilerin Kanada'da çalışma izni yok. Evet, ben bir yandan günlük yürüyüşüm yapmış oldum. Hem de sizinle sohbet etmiş olduk. Merak edilen bazı konulara da cevaplar vermeye çalıştım. Evet, genelde çok benzer sorular, çok yakın sorular geliyor. Ben aslında birçok Kanada'ya gelmek isteyen insanın merak edeceği konulara dair videolar çekiyorum. Özellikle eğitim, sağlık, iş konusunda. Kanalı tekrar bir gözden geçirebilirseniz orada işinize yarayacağını düşündüğüm çok sayıda video olduğunu düşünüyorum. Zaman zaman Kanada'ya dair, Kanada yaşam ve kültürüne dair videolar da çekmeye çalışıyoruz. Ama ağırlıklı olarak daha çok sizleri bilgilendirici, aydınlatıcı, uzmanlara danıştığımız, sorular sorduğumuz videolarla size yardımcı olmaya çalışıyoruz. Evet, yavaş yavaş bu videoda çok uzatmadan sonuna gelmek istiyorum. Yürüyüşümü de bitirmek üzereyim. Tekrar bize göstermiş olduğunuz ilgi, alaka ve güven için çok teşekkür ediyorum. Sizden kapatmadan önce bir ufak ricam var. Halen kanalımıza abone olmadıysanız lütfen abone seçeneğini aktif hale getirin. Kanalımıza abone olun. Ayrıca videomuzu beğenip hem de yorum yaparsanız ve sosyal medya platformlarında paylaşırsanız çok çok memnun oluruz. Evet, şimdilik size veda etmek istiyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Herkese selamlar, sevgiler, hoşça kalın.